Benim adım İrem Fidan. 2014 yılında Yusuf Ziya'nın Fen Lisesi'nden mezun oldum. Aldığım sınav sonucunu beğenmediğim için 2015 yılında bir sene daha hazırlandım. Renk eğitim kurumlarında devam ettim sınav hazırlığıma. Şu anda ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. yılındayım. Ben Arif Yılmaz. Yusuf Ziya'nın Fen Lisesi 2016 mezunuyum. Şu anda Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü tercih ettim. Telefondan girmiştim sisteme bakmak için. Hani sonuç açıldı. Hani ben 9 sayısını önce Türkçe yanlışım falan zannettim. Hani o kadar inanılmaz bir şeydi ki benim için. Çünkü mesela lisede de duyuyordum böyle işte ilk 100'e girmiş, ilk 50'ye girmiş. Hani o insanlar benim için böyle ulaşılmaz, insanüstü hani çok olağanüstü çabalarla oraya gelen insanlar gibi düşünüyordum. O yüzden hani kendime şey yapamadım mı diyeyim, oturtamadım yani. O şeyi çok şaşırmıştım yani. Tabii olayı idrak edince hani alışınca duruma kendimle gurur duydum yani. Hani kendime olan inancımı mı tazeledi diyeyim. Çünkü birazcık kendime güvenmemeye meyilli bir insandım. Hani çok mutluluk verici bir şeydi yani. Emeklerimin karşılığını aldığım o günüme. Çok güzel bir gündü yani öğrendiğim gün. YGS sınavında 59.'uydum. Şimdi de birazcık düşürürüm diye bekliyordum LYS'de. Ama yine de beni kurtaracak bir puanla çıkarım artık. Olumlu bir şekilde bitiririm bu süreci diye düşünürken. Daha sonra sınav sonuçlarının açıklandığını öğrendim. Onu da ilginç bir şekilde öğrendim. Geç bir saatte açıklandı beklediğimizden. Dışarı çıkmıştım. Birden Cihan Hoca aradı beni. Dedi ki LYS'de kaçıncı oldun? Ben de dedim ki açıklandı mı? Sonra onu kapattım. Tekrar sonucuma bakmak için girdiğimde sonucu gördüm ve birden hani şaşırdım diyebilirim. Yani yanlışlarımı biliyordum ve böyle bir şey beklemiyordum aslında. Daha sonra sanki dışarıdan izliyormuş gibi olduğumu söyleyebilirim. Yani bir arkadaşımın sonucuna bakıyorum da sanki onları yorumluyor gibiydim. Puanlara baktım sakince, sıralamalara baktım, TM'ye falan filan böyle gereksiz şeylerle uğraştım bir an. Hissizleştim diyebilirim. Çalışma stratejisi denince, yani bu soruyu çok sık alıyorum, çok genel bir şey, o yüzden nereden başlayacağım bilmiyorum. Öncelikle herkes için geçerli olmasa da benim için işe yarayanı anlatmak istiyorum. Ben hemen kolay anlayabilen bir öğrenci değilim mesela. Derste bir kere dinledim, artık yapabiliyorum gibi bir şey benim mizacımda söz konusu değil. O yüzden önce dersi dinliyordum. Ama hani mezun kaldığım için öncesinden bir bilgim olduğu için ya bildiğim şeyleri bile tekrar dinliyordum yani. Sanki sıfırmışım, o konuyla ilgili hiçbir bilgim yokmuş gibi. Hani ya hoca benim bilmediğim bir şey daha söylerse diye bayağı tetikte bekliyordum yani. Hatta hocalarıma yalvardığımı biliyorum. Hocam ne olur ben hiçbir şey bilmiyor musun, kötü bir öğrenciymişim gibi anlasın diye. Dersten çıkınca önce güvendiğim böyle konu anlatımı kitaplar falan varsa onlardan konuyu çalışıyordum. Ama dediğim gibi hani kolay anlayamadığım için ve ezberim çok da kuvvetli olmadığı için yazma ihtiyacı duyuyordum. İşte formüller olsun, ayrıntı bilgiler olsun. Hatta masamın tamamı post-it'lerle kaplıydı yani. Böyle bir de renkli şeyleri seviyorum böyle. Pembesi, moru. Masa görünmemeye başlamıştı senenin sonunda. Post-it'lere notlarımı alıyordum. Bir konuyla ilgili test çözmeye başladığımda hani direktmen bütün formülleri bilmediğim için kendime izin veriyordum diyeyim kopya çekmek için. Önce hani birkaç soruyu böyle post-it'lerimden kopya çekerek ne diyeyim artık hani bakarak yapıyordum. Ama ondan sonra zaten aynı türü birkaç kere çözünce zaten formül kafanızda yer ediyor. Hani en azından bende işe yarayan buydu yani bir daha da hiçbir şekilde unutmadım. Diğer bir önem verdiğim nokta da eğer yapabiliyorsam hani benim düzeyimdeyse formüllerin çıkışlarını öğrenmeye çalışıyordum. Çünkü sınav anı farklı bir ortam yani bildiğiniz şeyi bile unutabiliyorsunuz ama eğer hani mantığını hani çıkarmayı falan biliyorsanız formülü kolayca üstesinden gelebiliyorsunuz. Hani bu benim için bu strateji bayağı işe yaradı. Başka bir şey var mıydı diye düşünüyorum. Ha bir de şey nasıl diyeyim artık zihnimi
taze tutmak için mi diyeyim, çalışmak için mi diyeyim. Hani dinlenme aralarında kitap okumaya özen gösteriyordum. Hani çünkü çok uzun süre şey verince insan böyle bir yorgunlaşıyor beyni. Hani kitap okuyarak zinde tutmaya çalışıyorum zihnimi. Öyle. Hani bayağı da güzel işe yaradı yani. Benim için tam da bir formülü var diyemem aslında. Bu seneye kadar her zaman ben aslında ders de öğrenirdim. Yani dışarıda da çok çalışmazdım. Yazılardan bir gün önce işte gece artık ne zaman biterse konu o zamana kadar çalışıp soru çözüp sonra tamam dediğimde bırakırdım. Bu sene tabii işler biraz değişecek diye düşünüyordum. Öyle de olmak zorundaydı. Bunun üstüne dersin dışında soru çözmeye de odaklandım artık. Mecbur kaldım diyebilirim aslında. Süre olarak mesela şey diyebilirim, çalışma süreleri olarak. Rengin verdiği süreler aslında bana fazlasıyla yetti diyebilirim. Zaten akşam 10'a kadar bir süre etüt vardı. Yani o yüzden 10 dakikalık bütün teneffüsleri kullandım aslında. Yemek aralarına çıktım. Yani bunu yapmak zorunda değiliz aslında. Yani bütün aralarda çalışmak zorunda değilsiniz ya da bulduğunuz her boşlukta çalışmak zorunda değilsiniz. Ben mesela daha önce denedim yani bu sene. Renkten döndüm. Hemen uyudum. Sabah kalkıp derse gittim iyi uyuyayım diye birkaç gün. Sonra baktım ki aslında hani hiç boşluk vermemiş gibi oluyorum. Yatıyorum, kalkıyorum, sürekli derslik olmuş oluyor. Ben de daha sonra mesela geceleri biraz geç saate kadar arkadaşlarımla oturmaya başladım. Yani çalışma stratejisi olarak tam kesin bir yöntemim yok ama yani boş vakitlerimde iyi dinlenerek daha zinde çalıştım diyebilirim. Benim renk eğitim kurumlarının seçmemdeki en büyük şey, etken buranın yarattığı ortam. Hani burada sıradan bir dershane gibi, hani hepiniz yarışıyorsunuz, sınav öğrencisisiniz, derecenize göre sınıflandırıyoruz gibi bir şey söz konusu değil. Burada sadece herkes sizin elinizden gelen en iyisini yapmanızı bekliyor ve aldığınız sonuç, eğer elinizden geleni yaparak aldığınız bir sonuçsa her daim sizi destekleyen insanlarla çevirirsiniz. Sınav sürecinde, yani seçmemdeki etken bu oldu ama sınav sürecinde bana verdiği şeyler, mesela ben kolayca oturup saatlerce ders çalışabilen bir insan değilim, yani iradem hiçbir şekilde o kadar güçlü değil. Hani burada tamamen onu sağlıyorlar. Yani bazı arkadaşlarımdan da gördüğüm üzere en böyle ders çalışmaya alışkın olmayan insanları bile bir şekilde alıştırarak adım adım bir şekilde oturup ders çalışmalarını sağlıyorlar. İkincisi de verdikleri etütler, eğitim kadrosu vesaire bence çok kaliteli. Her seviyenin, herkesin ihtiyacını cevap verebilecek insanlarla çevrili oluyoruz. Ya benim başarıya ulaşmamdaki en büyük iki etkenin bunlar olduğunu düşünüyorum. Ben renge şöyle geldim aslında. Çok da alternatifim yoktu o sene. Onun dışında arkadaşlarım yaz kampına gitmişlerdi ve memnun kalmışlardı arkadaşlarım. Anlatıyorlardı böyle şu kadar ders çalışıyoruz böyle sıkılmadınız mı dediğimizde de yok bir şekilde gidiyor diyorlardı. Daha sonra ben de burs sınavı olduğunu duydum. Sonra işte burs kazanırsam benim için güzel bir alternatif olacağını düşündüm. Sınava kaydoldum. Daha sonra sınavda %100 bursu kazandığım için de yani zaten istiyordum. Bu da şey oldu, kesinlemiş oldum diyeyim yani öyle. Renk bana, ya ben de gerçekten böyle oturup çok çalışmayı seven biri olmadığım için hani bunu sağlamam da yardımcı oldu diyebilirim renk. Üniversiteden beklentim hem seçtiğim bölümle ilgili, yani ileride yapacağım meslekle ilgili uzmanlaşmak, hem de sosyal hayatımla dersleri bir arada yürütmek ve kendimi geliştirmek olabilir. Yani Boğaziçi'ne gittiğim için de üniversite kültüründen bir şeyler alabilmeyi umuyorum. Böyle. Ben üniversiteye girmeden önce mezunda kalmanın verdiği etkiyle tabii. Böyle bir sürü şey hayal ettim. Böyle of o kadar ağır çalışmıyormuşum. İşte ne bileyim gezeceğim, tozacağım, hep kültürel faaliyetlerde bulunacağım falan. Ama gidince anladım ki hayallerinizi yıkmak gibi olmasın ama pek de öyle olmuyor. Üniversiteye gittiğinizde lisedekinden net ne kadar sıkı çalışmış olursanız olun lisedekinden çok daha fazla çalışmanız gerekiyor. Düzenli çalışmanız gerekiyor. Çünkü asla hani çalışmadım işte son 2-3 gün toparlarım gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü
sürekli bir önceki konunun üstüne ekliyorlar. Ya zor yani hani akademik açıdan bakarsak ama eğer sosyal yaşam olarak bakarsak farklı bir şehirdeyseniz ailenizden ayrı olmanın getirdiği bir özgürlük var. Eğer arkadaş çevresi edinebildiyseniz iyi, onlarla eğleniyorsunuz, bir sürü aktivitede bulunuyorsunuz, üniversitelerin sunduğu şeyler var size. Yani eğlenceli ama zor bir yaşantı bekliyor üniversitede kesinlikle. Bizden daha sonrasına gireceklere tavsiye verecek olursam da şunları söyleyebilirim. Kendinize bir çalışma metodunuzu, kendi çalışma metodunuzu geliştirin ve çalışabildiğiniz kadar çalışın. Sınavda da zaten kendinize güveneceksiniz çalıştığınız için. Bu kadar. Benim çok söyleyecek başka bir şey yok. Yani kesinlikle sadece çalışın yani. Elinizden gelebildiği kadar her fırsatta çözemediğiniz her soruya özen gösterin. Ve bunu çoğu insan ihmal ediyor ama kesinlikle kitap okuyun. Çünkü sınavda soruları hızlı okumak özellikle YGS'de size çok büyük bir avantaj sağlayacak.